Ünlülerin zayıflama sırrı Tenya kapsülü hakkında merak edilenler. Hollywood yıldızları zayıf kalabilmek için pamuk yutmaktan yağ çektirmeye uzanan çilelerine bir yenisini daha ekledi. Tayland'dan getirdikleri minik kapsüllerin içinde Tenya yumurtaları var. Kapsülü yutunca midede çözülüyor ve yumurtalar serbest kalıyor. Bir hafta içinde nur topu gibi bir tenyası olan yıldızlar böylece ne yeseler yaramıyor. Son zamanlarda ülkemizde de zayıflamak için solucan bile yutarım diyenlerin sayısı bir hayli fazladır. Bizce de zayıflamak için tenya yutmak hakikaten şuurlu bir aklın yapabileceği bir şey değildir. Ama elbette bizim ne söylediğimizin bir önemi yok. O zaman FDA'ya kulak verelim. Faydalı bir sistem olsaydı şayet FDA bu kurt kapsüllerini onaylardı. Böylelikle X firmasının aperatif olarak köri soslu çekirge yiyen Taylandlıların Sağlık Bakanlığı'ndan izin alması da gerekmezdi. Alman menşeli olan bu X ilaç firması, University of Lviv'de geliştirdiğini iddia ettiği çığır açıcı iyileşme sisteminin onayını ve tedavi olarak kullanma iznini nedense FDA'dan, yani Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden değil de Tayland Sağlık Bakanlığı üzerinden alıyor. Yalnızca internet üzerinden ulaşılabilen bu ilacın satışı da Tayland'a bağlanan bir internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Yalnızca zayıflamak için de değil, firmanın iddiasına göre doğada yaşayan bazı organizmalar aynı sülük gibi vücuda dost bir şekilde kullanılabiliyor. Bağırsak kurdu olarak da bilinen bu parazitler doğru uygulamayla pek çok hastalığın tedavisinde faydalı olabiliyor. Bağırsak kurtları çeşitleri deyince ilk etapta akla kancalı kurtlar, yuvarlak kurtlar, şerit, kıl kurtları, kamçı kurtları geliyor. Sözü geçen X firması yetkilileri bu kurtlardan bazılarının doğru dozda vücuda verilmesi halinde ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi bağışıklık sistemi rahatsızlıklarında faydalı olabileceğine inandıklarını iddia ediyorlar. Worm terapi, yani solucan tedavisi adı altında lanse edilen bu yeni nesil tedavi yönteminin bir başka ayağı da astım ve diğer alerjik hastalıkları kapsıyor. Kancalı ve kamçılı parazitleri kombine edip bir kapsül içinde vücuda az bir dozda zerk ettiklerinde alerjik hastalıklarla mücadele edebileceklerini savunan Joel Weinstock ve çalışma arkadaşları artritten MS'e, lupustan diyabete, pek çok hastalığı bu akıllı solucanlar sayesinde yenebileceklerine inanıyorlar. Peki bunların yan etkisi var mıdır? Tenyalar genellikle az pişmiş ya da çiğ et yemekle bulaşıyorlar. Et çiğ olduğu için etle alınan larvalar, olgunlaşmamış tenyalar, insan bağırsaklarında olgun hale geliyorlar. Tenya genellikle bir belirti yapmıyor. Kişi kendisinde tenya olduğunu, dışkısında tenya yumurtalarını veya hareketli parçacıkları görünce anlayabiliyor. Ama elbette vücudunuzda tenya varsa yokmuş gibi de olmuyor. Nadiren de olsa karın üst bölgesinde ağrı, ishal, bulantı görülebiliyor. Hatta tenyalar bazen apendis, safra kanalları ve pankreas kanalında tıkanıklığa bile neden olabiliyorlar. Bu hayvan yediklerinizden beslenerek büyüyor ve gelişiyor. Öyle ki boyu 4 ya da 6 metreye kadar ulaşıyor. Tedavisi yok mu? Elbette var. Fakat diğer bağırsak parazitlerine nazaran tenyadan kurtulmak çok daha zordur. Sırf fit görünmek adına tıp literatürüne hastalık olarak girmiş olan tenyaların kullanılmasını doğru bulmadığımızı belirterek yorumu size bırakmak istiyoruz. Videolarımızı faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bitki TV ve ekibi olarak hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz.